Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftesistan New Horizons'ın 56. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm sizde ne yapacağız? Jetpack'imi açık unutmuşum. Şimdi şu kovalar gelin bakalım. Bir tane daha vardı. Bana biraz su lazım. Nasıl o kadar? Bu kadar lazım değildi de neyse. Şimdi gelelim. Evet, jetpack'i geri açalım. Kapattık ama şimdi geri açıyoruz. Ve şimdi şurası. Ben burada hızlıca bir şey yapacağım. Dın 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 dın. Nasıl dur? Neredesin sen? Nereye koydum ben seni? Hah, buradasın. Excavator'ımızı unutuyoruz bazen. Burada namı değer. Neyse. Şimdi gelelim. Buranın çok ışıklı olmaması lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Tamamdır. Suyumuz buraya gelsin. Tamamdır. Ardından. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 2. Evet. Şimdi şu ışık kaynağını yok etmem gerekiyor diye biliyorum. Ama burada da yaratık spawn olmasını istemiyorum. Şu ışık da büyür diye düşünüyorum. Umarım. Neyse. Devam edelim. Yiyeyim cobblestone'sun zaten. Ama şuraya ışık koymayı unutmuşum. Neyse, daha sonra koyarım. Onlar şimdi görsünler. Ah. Bunu neden yaptım? Çünkü alüminyumum kalmadı gibi bir şey. Daha sonra, gene ürettim. Hala da üretiyorum. Biraz daha üretildi. Silikon. Sodyum sana değil. Sodyumu şuraya koydum. Çünkü bayağı bir sodyumum var. Şimdi alüminyum. Gel bakalım. Bu arada evet. İkinci elektrik blast furnace'ımı yaptım. Ve 4 tane Advanced Combustion Generator bağladım. Ve diğer yandan şu arkadaş da gene buhar üzerinden Basic Steam Turbine'lerle çalışıyor. Gel bakalım. Alüminyum sıkıntımızı bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü alüminyum bayağı kullanacağız. Stainless Steel de bayağı kullanacağız. Heh, devam edelim. Görevlerden neler yaptık? Şunu yaptım bir. Onun yanı sıra
Başka bir şey yapmadım galiba aslında. Evet, başka bir şey yapmamış olmam lazım bölüm arası. Şuna bir hazırlık yaptım. Mesela şöyle tamamlanmamış bir görevimiz açılmış. Yeni açılmış birkaç tane göreve bakıyorum. Mesela şunlarda da biraz ilerlemem lazım en azından bir şeyler almak için. Şurası kesinlikle yapılacak bir şey. Yeni enerji üretim yollarımız var ve şuna girişeceğiz kesinlikle. Fabrikamıza güç vermek için. Open Computers'e girişmeme çok fazla kalmadı. Ha, bunu yapmadığım için şuraya devam edememişim. Tabii Ring Matrix'i şu an yapamıyorum. Ama yakında yapabileceğim. Olur. Hangi makinede? Chemical Reactor. Tamam. High Voltage Chemical Reactor yaparsam eğer yakında girişebiliyorum ona. Ama ondan öncesindeki her türlü bir maden işlemeye girişmem lazım. Şu an madenleri elle işliyorum ve hani çok verimli bir süreç değil. Arılardan Noble arımı elde ettim. Bir şey yok. Evet, şurası açıldı ancak Fusion olmadan buraya bir girişemiyorum. Şunlar gelmiş. Şurada yeni bir iki tane görevimiz var. Vesaire vesaire. Mesela alüminyum beriyiz. Biraz alüminyum beri alabilir. Biraz daha alüminyum beri alabilirim. Çünkü bayağı gerekecek bana. Değil. Alüminyum ore beri. Teşekkürler. O zaman şuraya bir geri dönelim. Ve buraya da kapı yapmam gerekecek. Yaparız. Sıkıntı değil. Modu alalım. Tamamdır. Ups. Şimdi bunlar ne kadar büyüyecek bakalım. Mesela oraya yaratık spawn olmasını engelleyen zımbırtı vardı bir tane. Onu koyabilirim buraya. Aynen. Aynen. İyi aklıma geldi. Neydi? Glow Torch muydu? Yok, değildi. Bu arada şurada da bir değişikliğimiz var. Şunu da otomatikleştirdim. Ben mobil arıları işliyor. Seni henüz otomatikleştirmedim. Burası mutasyon için kullanacağım tara arkadaş. Heh, sizler galiba bittiniz. Bunları hala kullanıyorum yani. Ha, tamam. Chandelier. Dur. Hemen hızlıca bir bak, emin olayım. Chandelier. Tamamdır. Bu tam aradığım şey. Bunu şuraya koyayım. Bu çankın içinde olacağı için zaten bunu burada spawn olmayı engelleyecek. O yüzden burayı aşırı loş bir ışıkta bırakabilirim.
Evet. Sizler büyüyorsunuz. Güzel. Şuna da gerek yok. Şu yeterli. Tamamdır. Evet. Bu arada biz bir şeye bakacağım. Kapı. Or verilerin genel kullanımına bakmak istiyorum da herhangi bir yerde anlatıyor mu? Neyse. Devam edelim. Seni de kapatabiliriz. Şuraya da bir bakalım. Alüminyum gravel ore koydum ancak evet, sen işe yaramıyorsun. Galiba altına alüminyum blok koyacağım senin. Ah. Evet. İlginç bir çiçek elde etmiştik böyle. İl gelelim. Ups. Sen de yoluna devam ediyorsun. Aslında ağaç tarlamı da biraz değişik bir hale getirmek istiyorum. Şuraya da pressure plate koymam lazım bir yere. Şimdi ne gerekiyordu bana? Ne için? Ha, alüminyum blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Extractor'a koyacağım. Benim extractor'ım var mı şu an? Basic extractor, tamam. Block of aluminium. Evet. Gel bakalım. Block of aluminium. Seni şöylece hızlıca bir koyalım. Seni kazmanın yolu. Tamamdır. Rock of Aluminium. Acaba düşük ışıkta mı istiyor? Bakalım. Gece olsun bir. Aluminum Gravel. Evet. Yanlış yazılmış alüminyumumuzla beraber. Amerikalılar. Bunun yanı sıra şey, chestnut'ımız da var artık. Walnut'ımız da tamam, chestnut'ımız da tamam. Gereken pek çok ağacı neredeyse elde ettik. Kritik pek çok. Kapır. Envanterimdeki kapırı bir an. Sen ha şurada koymuşum. Bronza koyuyorum ya. Tamam. Şimdi benim başka neler yapmam lazım? Bal ve beeswax. Gelin bakalım. Evet, bunları yaptım. Şurası çok güzel çalışıyor. Aşağısı güzel çalışıyor. Her ne kadar petrolüm biraz yavaş gelse de beklediğimden. EBF'lerim çok tatlı çalışıyor. Evet, şu an genel düzenimiz oturmaya başladı gibi. Yapmamız gereken önemli bir parça daha var. Şu arkadaş. Bunun için sodyum presülfat elde etmem lazım. Sodyum presülfat içinde sodyum bisülfat, onu da tuz ve sülfürik asitle elde ediyoruz.
Bunu şimdilik ve hidroklorik asit elde ediyoruz. Bundan hidroklorik asitle ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Hidrojen ve klorin, klor chemical bath'te işime yarıyor. Rengi temizlemeye yarıyor. Bakalım başka. Başka çok bir işe yaramıyor ya. Galiba. Ama kesin bir şey daha yarıyordur. Blast Furnace'da tek bir recipe'de kullanılıyor. Chemical Reactor. Hidroklorik asit. Sen bir işe yarıyor musun? Hayır. Ama görevlerde benden hidroklorik asit de istiyor. Şey. Klor da istiyordu. Hemen o görevi de bulalım. Klorin. Evet. Şimdi. Ben önce bir sodyum presülfatımı elde edeyim. Benden tuz. Tuzlarım neredeydi? Dizalis. Tuz. Tamam. İki tane alalım. Boşa chemical reaktörüm var mı? Sanırım yok. Yaparız. Olmaz. Sıkıntı değil. Hemen şunları da bir alalım. Sülfürik asitsel. Evet. 32 tane sülfürik asit. Benim daha iyi bir sülfürik asit elde etme yoluna ihtiyacım var. Tanır. Şimdi sodyum bisülfat. Sana kimyasal reaktör lazım. Varmış. Varmış. Sınır böyle değil. 4. Şuraya koyayım. Enerji direkt dibinde olsun. Şunu bir boşalt içinden. Ardından. Senin için gereken şey ne? Sülfürik asit. Tuz. Programmable circuit. Tamamdır. Hidroklorik asit ve sodyum bisülfat elde ediyoruz. Otomatik sıvı çıkışını ayarlayalım. Fluid at output. Tamamdır. Suyu bitti. Sülfürik asit. Gel bakalım. Tuz. Ve senin içinde programmable circuit vardı değil mi? Evet. Seni alalım 1'e çevirelim. Bunu şimdilik otomatikleştirmeyeceğim. Ancak sonradan otomatikleştirebilirim. Evet. Hidroklorik asidimiz de var artık. Ve şununla beraber görevi tamamlıyoruz. Evet, tamamlamıyoruz çünkü sodyum presülfat. Electrolyzer'a koyup. Aynen. Electrolyzer'ım da burada. Şu tamamlasın kendini.
Dıd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 ı
Evet, son iki tane. Voila. Ve 32 tane de sülfürik asit. Apar hidroklorik asit. Sodyum presülfatımız da asiktir. Asiktir. Bir kısmını çöpe atmışız. Ha. Neyse. Evet, gerizekalıyım ben biraz. Tamam, görevi tamamladık. Hidroklorik asitsel tamamdır. Bu da tamam. Tamamdır. High voltage, extreme voltajda gerekli olacakmış. Sodyum persulfat, chemical reaktör, plastic circuit board. Sonra sülfür, chemical reaktörde sülfürik asit. Polyethylene. Sen nasıl elde ediliyorsun? Chemical reaktörde. Doktor bu ne? Sen neyle elde ediliyorsun? Kloroform. Hidro. Florik asit. Peki. Sana daha yolumuz var. Oh. Şimdi benim aşağıdan biraz daha. Hop. Senin burada ne işin var? Oh. Şimdi aşağıdan biraz daha sülfürik asit alayım. Sülfürik asit üretmemin de daha kolay bir yolu vardır diye umuyorum bir ara. Aslında bir an önce distillation tower yapabilmek istiyorum. Çünkü distillation tower sayesinde petrolü inanılmaz verimli bir biçimde işleyebilmeye başlayacağız. Yani her türlü byproduct'ı bir an bir arada üretebileceğiz. Çünkü şu anki kullandığımız yöntem aslında işi. Bundan 8 tane koyarsam 16. Bana 16 tane copper foil. Al sana copper. Gel bakalım. Mesela değil. Tamamdır, güzel, en azından tam sayı. Hidrojen seli aşağıya bırakabiliriz.
Hidrojen voidlemenin en kolay yolu. Hidroklorik asit gel. Asit. Sen gerekeceksin. Tamamdır. Selleri nereye koydun? Yedin mi? Neyse, empty selleri yemiş. Şimdi benim buraya ne koymam lazım? Ups, gelin. 16 saniye poldu yatalayın. Plastik circuit boardlar. Gelin bakalım. Oluyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bundan sonrasında da sodyum presülfat. Iron 2 klorin. Aslında şey, klordan elde, hidroklorik asitten bunu elde edebiliyoruz, evet. Yani bu çok daha verimli bir arkadaş. Chemical reaktör, iron dust, hidroklorik asit, iron 2 klorin. Iron 3 klorin, pardon. Yani bunu elde edeyim ya. Sodyum presülfatı başka işlerde de kullanırız. Şimdi hangisi daha verimli? Bir verim farkları yok. Bu daha verimli aslında. Gibi duruyor. Yok, hidroklorik asit ama bayağı kullanıyor. Hidroklorik asiti başka bir işte kullanıyor muyuz? Gaz fırınında bir şey için kullanıyoruz. Chemical reaktör. Daughter cell. Tungsten, vinyl Sen ne içinde kullanıyorsun? Olsun. Vereyim daha. Etanol. Düt 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 Chemical reaktör. Chemical reaktör gene. Molten silikon rubber. Bayağı bir şey elde ediliyor aslında. Neyse, bunlar zaten ileride otomatikleştireceğimiz şeyler. Elimizden geldiğince. Ama şu an biraz günü kurtarmaya da bakmak lazım. Son 3 tanesi. Ardından 16 tane yaptım. Tanesi yani 8. Presülfat. Evet, sonuncusu da oluyor. Buna ne ekleyeceğiz? Biraz daha copper. Bir tanesi için 6. Altıdan fazla yapacağız aslında. Dur. 24 olması lazım. Neyse, fazla üretmişsek onu eritiriz artık. Seed oil cell. Dur, şu seed oil cell ile beraber... Bak, tamamlayamıyormuşuz.
Başka bir görevle başka bir görevi tamamlayabilir miyim diye. Sodyum hidroksit yok. Az. Bir görevle başka bir görevi tamamladığımız durumlar oluyor aslında da. Onlardan biri değil. Dın dın ve ilki elimize geliyor. Evet. Ve bu görevde tamam. Ha. Bununla beraber şu plastik circuit board ne işimize yarıyor? Burası değil ama burası da işe yarıyor ve şurada da daha ucuz bir circuit materyali board'u elde etmemizi sağlıyor. Evet. Daha ucuza devre yapabiliyoruz. Ve Open Computers'a yakında girişebileceğiz. Open Computers. Seni arzu duyuyorum. Evet. Şimdi. Üçünden de ben şunları alayım. Sonra bunları alayım. HV loop'e çevireyim. Ve gele gele bu mu geldin? Yani ciddi misin? Neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.